Gece tam yatarken bir gün Kerem yanıma geldi. Dedi ki anne sen namuslu musun, namussuz mu? Çok gülesim geldi Kerem şimdi böyle sorunca ama tabii tuttum kendimi. Çocuklar ne kadar masumlar değil mi? Akıllarında geleni böyle pat diye soruyorlar. Kerem dedim sen namuslu demek biliyor musun dedim. Yo bilmiyorum anne dedi. Bugün dedi arkadaşım bana sordu ben de sana soruyorum. Peki sen ne dedin arkadaşına dedim. Bizim ailede yaşayan herkes çok namussuz dedim dedi. Peki dedim anlamını bilmiyorsan neden dedim hepimizin namussuz olduğunu söyledi. Namus kelimesi kötü bir şey gibi geldi anne dedi. Sonra dedim ki Kerem'e namus helal yoldan para kazanmaktır. Helal yoldan para kazanmak da çalışıp kimsenin malına, mülküne, parasına göz dikmemektir. Hakka girmemektir. Kalp kırmamak insanlara yardım etmektir. Kibirli olmamak kimseyi kendinden daha aşağı görmemektir. Paranın ihtiyacı olan insanlarla paylaşmak, bütün canlılara sahip çıkmaktır. Yalan söylememek, kimseyi kandırmamak, her zaman dürüst olmaktır. Söyle bakalım, biz şimdi namuslu muyuz, namussuz mu? Kerem çok şaşırmış bir şekilde böyle yüzüme baktı. Anne dedi ya, biz o zaman bayağı bir namusluyuz. Hatta evimizde şu duran cansız manken bile çok namuslu. Butik işi yaptığımız için evimizde de bir cansız manken var. Sonra Kerem uykuya daldı. Kerem uykuya daldıktan sonra düşündüm. Bize namus hiç böyle öğretilmemişti. Sadece kadınlar için kullanılan bir tabirdi. Kadının eline el, gözüne göz, tenine ten değmemeliydi. Ama erkekler bunu özgürce yapabilirlerdi. Peki kiminle? Yine bir kadınla. Nasıl yaman bir çelişki değil mi? Kadına kendini koru diyoruz, erkeğe ise bütün özgürlüğü tanıyoruz. Sonra kadına erkekten korumaya çalışıyoruz. Erkeği de bu kadar özgürlük tanımamıza rağmen sonra ırz düşmanı olmakla suçluyoruz. Oysa namus içi dolu nasıl güzel bir kelime değil mi? Kendi çocuklarımıza namusun kadının bedeni ile ilgili değil, insanların ahlakı ve vicdanı ile ilgili olduğunu öğretebilirsek eğer, dünya adaletli, hayat iyi, insanlar güvenilir, paylaşımcı ve sırdaş olacak.